Fazıl Çiftçi'nin Kastamonu Türbeleri isimli kitabı ve başka eserlerde de Alaaddin Efendi Türbesi'nde ilginç olaylar yaşandığı, nurlar görüldüğü iddia edilir. Doktor Gültekin Caymaz konuyla alakalı özel çalışmalar yapmıştır. Onun gözünden bu gizeme bakalım. 1981 yılındaki Anadolu gezimde Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gece kondularına yer açmak için bir buldozer getirmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozer türbeye her yaklaştığında motor durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanmış kalmış. Bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim. Dua okudum. Niyetim türbenin fotoğrafını çekmekti. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. O anda birinden yardım istediğim takdirde sanki işin tılsımı bozulacaktı. Fotoğraf makinemi ayaklı sehpaya yerleştirdim. Otomatiğe ayarladım. Koşarak türbeyi arkama alacak biçimde makinenin karşısına geçtim. Ankara'ya döndüğümde film banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. Türbenin esrarengiz ışıklar çıkardığı ya da oluşturduğu doğru muydu? Yoksa ortada başka şeyler mi dönüyordu? Tekrar oraya gidip fotoğraf çekmeye karar verdim. İkinci gidişimde hava kararana kadar bekledim. Yine yalnızdım. Fotoğraf makinemi sehpaya yerleştirdim. Otomatiğe ayarladım. Bu sefer değişiklik olsun diye türbenin tam köşesinde durdum. Çıkan fotoğrafta çevremdeki ışığı yine havaya ve yere doğru yayıldığı görülüyordu. Acaba bu ışığın kaynağı ben miydim? Bir başkasını götürüp onun resmini çektim ve aynı ışığın bu defa onun çevresinde yer aldığını gördüm. Deneylere devam ettim. İki ayrı kişiye aynı şekilde yine ışıklı olarak görüntüledim. Birinin yerini değiştirdim. Yanında da bir başkasını yerleştirdim. Yine ışık vardı. Son fotoğrafı çekerken fotoğrafını çektiğim kişiler benim çevremde de bir ışık olduğunu ve bunu gözle gördüklerini söylediler. Yer değiştirdik. Onlar beni bir başkasıyla çektiler. Hava kararıyordu. Yanımdakileri fotoğraftaki yere gönderdim. Fotoğrafı çektiğim anda çevrelerinde oluşan parlamayı gördüm. İşte bu fotoğraf en garibiydi. Bu çektiğim fotoğrafta gördük ki fotoğraftakilerin birinin başı yarı yarıya kaybolmuştu. Diğerinin, yani gür saçları olan kızın saçlarının bir kısmı yoktu. Ama ben fotoğrafı çekerken bu eksiklikleri görmemiştim. Daha sonra aynı yerde ama daha uzaklardan fotoğraflar çektim. Fakat oradan uzağa gittikçe ışıklar görünmüyordu. Bu konuyla haftalarca uğraştım ve inanıyorum ki benim gibi olaya saygıyla bakabilecek her kişi bu fotoğrafları çekebilir. Ama gereksiz merak amacıyla bu fotoğraflar elde edilemez. 1970'lerde Romanya'da Doktor Jean Florin elektronografi dediği bir teknik geliştirdi. İnsan vücuduna belli bir yöntemle elektrik yüklüyor ve bu elektrik yüklenmiş vücudun fotoğrafını çekiyordu. Çıkan fotoğraflarda insanların çevrelerinde ışık alanları görülüyordu. Çok basit olarak anlattığım bu teknik olaydan anlaşılmalıdır ki insanlara dış etkiler tarafından belli dozlarda enerjiler yükletilebilir. Aslında bunu her an yaşıyoruz. Evrenden gelen çeşitli ışınlar atmosferde süzüldükten sonra bizlere ulaşıyor. Türbe olayında da bir enerji vardı. Ama bu enerjinin hangi şartlarda ortaya çıktığını anlayamıyoruz. İnsanda da bir enerji var olduğuna göre buna ruhsal enerji diyebiliriz. Evliya dediğimiz farklı insanların bedensel enerjileri belki de mezarlarının çevresinde birikip bizce anlaşılmayan bir görev yapmaktadırlar. İnsan vücudunun belli bir elektriksel enerjiye sahip olduğu bilim tarafından çoktandır kabul ediliyor. Eskiler bu ışın görülebileceğini ama görebilmek için uzun bir çalışma döneminden geçmek gerektiğini söylerlerdi. 50 yıl kadar önce Semyon Kirlian adlı bir Rus insandan fışkıran enerji alanının fotoğraflarını çekmeyi başardı. İnsanlar öldükten sonra bu enerjiye ne oluyor?